Hepinize merhabalar arkadaşlar. Anemik Vampir kanalına yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomda herhangi bir oyun falan oynamayacağım. Yayınlarımızda bazı arkadaşların sorduğu, çok sık karşılaştığım bir sorunla ilgili sizlere yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Belki faydası olur. Biliyorsunuz Tencent bu PUBG Mobile için yeni bir emülatör çıkardı. Daha önceden vardı da İngilizce versiyonu çıktı. Tencent Gaming Buddy isminde. Çok akıcı arkadaşlar, gayet güzel. Bunda bazı arkadaşlar beyaz ekran sorunuyla karşılaştığını, grafiklerin kötü olduğunu, işte beyaz beyaz grafiklerin olduğu, hani grafiklerin yüklenmediği gibi hatalarla karşılaştığını söylediler. Onunla ilgili size yardımcı olmaya çalışacağım. Belki bu çözümle sorununuza çözüm bulabilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar, şu an emülatörüm görüyorsunuz açık ekranda, kocaman. Bir OBS'ime bir bakayım. Tamam, kayıttayım. Şurada arkadaşlar sağ üstte bakın, bir üç çizgi var. Bunun içerisinde settings diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu settings'e tıklayın. Basic, Engine, Game. 3 tane seçenek var, 3 sekme var. Buradan Engine bölümüne gelin arkadaşlar. Burada şimdi bakın Rendering bölümünde işte OpenGL, DirectX, OpenGL Plus, DirectX Plus, Smart Mode. Bu bende Smart Mod, akıllı mod, random, default olarak geldi. Yani bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar, ekran kartınız DirectX'i desteklemediğinden dolayı, yapımcılar bunu böyle demiş, desteklemiyor olabileceğinden dolayı, burada arkadaşlar OpenGL'i falan denemeniz gerekiyor. Yani buradaki seçenekleri değiştirerek, atıyorum Smart Mod'daysa, veya DirectX'de ise OpenGL'e geçin. İşte atıyorum OpenGL'de ise DirectX'e falan geçin. Bu şekilde arkadaşlar büyük ihtimalle beyaz ekran, grafiklerin yüklenmemesi sorununa çözüm bulabilmeniz gerekiyor. Yapımcının zaten sitesinde sorulan soruya da bu şekilde cevap vermiş. Fakat arkadaşlar, hani OpenGL DirectX'e göre çok kararlı değil, onu da söyleyeyim. Kasmalar olabilir. Kasmaları da arkadaşlar, kasmaları da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani burada mesela ben burada gerçi bakayım, şurada işte 2K ayarlamışım. İşte PUBG Mobile 2K ayarlı mesela. İşte burada 1080'e düşürebilirsiniz, 720p'ye düşürebilirsiniz. Yani kasma olduğunda arkadaşlar buraya girin, eğer OpenGL'e geçtikten sonra. Şunlarda da bunları da düşürün arkadaşlar. Bu arada burada iki tane var. Bu üstteki PUBG Accelerating Battlefield diyor. Bu sanırım Timi için ayarlar olduğunu, yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şu alttaki PUBG Mobile arkadaşlar, bu başka, iki tane ayar var. Tam ne olduğunu ben de bilmiyorum üsttekin, ama biz PUBG Mobile'de olduğumuz için buradaki ayarları düşürün ya da işte ne bileyim daha da düşürün. Mesela ben HD yapmışım. İşte ekran kalitesi burada işte smooth, balanced, auto falan seçebilir. Auto, yani auto da olabilir arkadaşlar. Böyle gidebilirsiniz. Dediğim gibi burada OpenGL ne varsa artık sizde, OpenGL Plus, bunları deneyin. Ama arkadaşlar, burada bir seçeneği seçtikten sonra, burada değişiklik yaptıktan sonra emülatörünüzü yukarıdan çarpıdan kapatın. Yukarıdan çarpıdan kapattıktan sonra şu sağ alta bunun ikonu gelir şöyle. O ikonu da arkadaşlar, ikona da sağ tıklayıp mutlaka quit demeyi unutmayın. Altta açık kalıyor. Komple çıkın yani emülatörden. Komple çıktıktan sonra tekrar girin. Değişiklikler o zaman belki değil. O zaman geçerli olacaktır. Gene sorunlar yaşıyorsanız oyun içerisindeki grafik ayarlar arkadaşlar. Oyun içerisinde grafik ayarlar nerede? Onu zaten biliyorsunuz. Ben şöyle Facebook dersem oyunun mesela açayım. Şöyle bir pardon, bunu kapat. Tamam. OBS'im sıkıntı var mı diye baktım. Arkadaşlar bakın. Yani dediğim gibi OpenGL'e geçtiğinizde kasmalar olabilir. Yani
akıcılık gidebilir arkadaşlar DirectX'e göre. Dediğim gibi oradaki ayarları düşürün kasmada. Gene oyunun içindeki grafik ayarları arkadaşlar bakın. Akıcı, dengeli, HD, Ultra HD. Ultra HD zaten şu an seçemiyorum. Ben full oynuyorum. İşte gerçekçi, kare hızı yüksek. Yani bu arkadaşlar FPS'i arttırıyor. Bunu eğer düşük yaparsanız oyununuzun FPS'i biraz daha düşüyor, onu söyleyeyim. Bu şekilde bunlara da bakabilirsiniz. Hani gene takıldığınız yerler olursa sorun. Şimdi bu sorunlar geldikçe biz çözüm üretmeye çalışıyoruz çünkü. Şimdi ilk etapta bu. Yani yapımcının sitede de açıkladığı bu şekilde arkadaşlar. Yani oradaki DirectX'i OpenGL yaparak bu beyaz ekran sorununa belki çözüm bulabilirsiniz. Gene sorunlarla karşılaşırsanız arkadaşlar, farklı sorunlarınız da varsa yorum olarak yazın. Hani atıyorum sizin sorununuz bu değildir, başka bir sorun vardır, yorumlara yazın. Onları da çözmeye çalışalım. Çözersem de arkadaşlar videosunu çekelim, kanala yükleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar emeğe karşılık bir like atarsanız ayrıca teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diyeyim şu an. Çünkü burada saat 1.30. Evet, gece 1.30 arkadaşlar. Onun için iyi geceler. Bay bay.